Paradoks günlüklerinden herkese merhabalar. Bugün yine yeni bir davada sizlerle buluşmaktayız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dünyada her üç kadından biri hayatları boyunca eşi, sevgilisi ya da aile bireyleri tarafından şiddete maruz kalıyor. Çoğu kadın bu istismardan kurtulmayı başarsa bile kötü sonla baş başa kalanlar azımsanmayacak kadar çok. Bunlardan biri de Tatiana Spitzner. Tatiana 29 yaşında Brezilya Guanapuava'da yaşayan başarılı bir avukat. Tatiana mutlu, hayat dolu, çalışkan, ailesiyle ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi seven biriydi. Hayvanlara karşı tutkuluydu. Apartman dairesinde yaşamasına rağmen sahibinin kötü muamelesinden kurtarmak için bir at satın almıştı. Ona farklı bir şehirde ev buldu. Napolyon adında bir köpekleri vardı. Tatiana eşi Louis Philip Manva ile 5 yıllık evli. Louis 32 yaşında ve üniversitede biyoloji profesörü. Louis sağlıklı bir yaşam tarzı savunucusu ve Jiu-Jitsu sporunda dereceleri var. Tatiana ve Louis 2013 başlarında tanıştı. Louis Ağustos ayında sevgili olmayı teklif etti. Birlikte birçok sosyal ve spor etkinliğine katıldılar. Louis aynı yıl Tatiana'ya evlilik teklifinde bulundu ve ikili nişanlandı. 15 Kasım'da ilişkilerini başka bir boyuta taşımaya karar verdiler. O kadar aşıklardı ki nişandan sadece 2 hafta sonra 3 Aralık 2013'te Guanarva'da evlendiler. Bugün hayatlarının en mutlu günüydü. Louis eşi Tatiana'ya yaşadığı sürece ona iyi davranacağına ve bakacağına yemin etti. Ama ne yazık ki bu yemin birkaç sene içinde bozulacaktı. Louis'in bir kız ve bir erkek kardeşi vardı. Babasını 2018'den birkaç yıl önce kaybetmişti. Annesi kanserle mücadele ediyordu. Louis vücut geliştirmek için düzenli spor yapıyordu. Bunun için bazı takviyeler ve steroid kullanmaya başlamıştı. Aşırı disiplinliydi. Louis artık bireysel ve agresif davranıyordu. Tatiana bazen evin içindeki varlığının eşi Louis'i rahatsız ettiğini hissetmeye başlamıştı. Tatiana eşine yaklaştığında Louis onu itmiş ve kendisinden iğrendiğini bile söylemişti. Tatiana zaman zaman arkadaşıyla dertleşiyordu. Arkadaşı ona, "Tanrı aşkına genç ve güzelsin, başarılısın, harika bir ailen var, buna ihtiyacın yok," demişti. Bu konuşmadan sonra Tatiana bir karar vermesi gerektiğini biliyordu. Hayatının böyle sürüp gidemeyeceğinin farkındaydı. Tatiana boşanmaya karar verdi. Her ne kadar eşini sevse de gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet gün geçtikçe dozunu arttırıyordu. Ayrıca eşinin kendisini aldattığını düşünüyordu. Babasını aradı ve bu konuyu onunla paylaştı. "Baba, ona boşanacağımı söyledim. Kabul etmiyor. Konuşuyorum. Sanırım başaracağım. Biliyorsun, biraz daha deneyeceğim," dedi. Louis bir arkadaşına bir yıl sonuna kadar çocuk sahibi olmayı planladıklarını söylemişti. Oysa ki başarısız bir hamilelik sonucu bebeğini kaybeden Tatiana, bir bebek sahibi olmak için henüz erken olduğunu düşünüyordu. Louis'in ayrılmak gibi bir düşüncesi yoktu. Ona göre her şey yolundaydı. Sadece Tatiana her şeyi abartıyordu. Tatiana aşırı kıskançtı. Çünkü Louis'in peşinde bir sürü kadın vardı. Louis gerçekten de üniversitede kadınların tacizine maruz kalıyordu. Ama bundan şikayetçi gibi görünmüyordu. Mutlu olmaları gereken bir günde acı bir trajedi yaşanacak. O gün 22 Temmuz 2018, Louis'in doğum günü. Akşam arkadaşlarıyla yerel bir restoranda buluşacaklardı. Louis hazırlandı ve eşi Tatiana'yı bekliyordu. Sinirlenmişti. Tatiana önceden bir randevu almıştı, tırnaklarını yaptıracaktı. Eve geç kalmıştı. Eve geldiğinde eşiyle tartışmaya ve kavgaya tutuştular. Hazırlanıp hemen çıkmalılardı. Louis çoktan orada olmaları gerektiğini ve çok geç kaldıklarını söylüyordu. Bu anlaşılabilir bir durum gibi görünüyordu. Onları bekleyen büyük bir arkadaş grubu ve aile üyeleri vardı. Tatiana duş alıp hazırlanırken Louis masa tutmak için evden erken ayrıldı. Partinin yapılacağı Baksanca geldiğinde masa bulamamıştı. Bazı misafirler çoktan gelmişti. Louis'e göre bu büyük bir saygısızlıktı. Bu arada Louis'in dediğine göre Tatiana hazırlanmıştı ve gelip kendisini alması için ona mesaj atmıştı. Bu Louis'i biraz daha sinirlendirmişti. Tatiana'yı aldı ve Baksanca geldiler. Kutlama yapılıyor, herkes alkol alıyordu. Louis'in telefonuna mesajlar geliyordu. Tatiana, Louis'in telefonuyla uğraştığını gördüğünde, "Kiminle konuşuyorsun? Cep telefonunu ver, bakmak istiyorum," demişti.
Louis ise nevrotik olmayı bırak, sakin ol, telefonumu görmeyeceksin demişti. Bunun üzerine Tatiana sinirlendi ve hıçkıra hıçkıra nefes almaya başladı. Ve bardan ayrıldı. Louis onu takip etti ve geri bara getirdi. Partiden eve dönerken yolculuk boyunca tartışmaları devam etti. Louis'e göre yolda Tatiana bir atak yapmış ve telefonunu almaya çalışmıştı. Bu yüzden neredeyse kaza yapıyorlardı. Bu gerginliği biraz daha tırmandırmıştı. Bina kameralarına yansıyan görüntülerde üniversite profesörü Louis eşine birkaç kez tokat atıyor. Tatiana onunla savaşmaya çalışsa da 29 yaşındaki avukat için bu kaba kuvvete engel olması pek mümkün görünmüyor. Ama bu olay burada bitmedi. Binanın yeraltı parkında devam etti. Tatiana artık eşinin telefonunda bir şeyler gizlediğine emindi. Tatiana bir kolonun arkasına saklandı. Ancak Louis onu saklandığı yerde buldu. Kavga büyüdü ve Tatiana otoparktan asansöre doğru kaçmaya çalıştı. Eşi aşırı sinirliydi ve onu kovalıyordu. Çaresizce asansörün kapısının kapanması için düğmelere bassa da kocası onu kapı kapanmadan yakaladı. Tatiana artık hayatına endişe etmeye başladı ve eşinden kurtulmak için kapının açılmasıyla bir atak yaptı. Ancak Louis buna izin vermedi. Tatiana'yı içeri çekti. Louis'in kullandığı steroidler fazlasıyla etkisini gösteriyordu. Tatiana'yı metal duvara doğru savurdu. Kafasını vuran Tatiana yere düştü. Louis'in öfkeden gözü dönmüş gibiydi. Tatiana eve girmek istemedi. Eşinin ona korkunç bir şey yapmasından korkuyordu. Karşı koymaya çalışsa da Louis onu sürükleyerek eve sokmuştu. Yaklaşık 15 dakika boyunca kapalı kapılar ardında tam olarak ne yaşandığı bilinmiyor. Bina kamerasına yansıyan görüntülerde biri aşağı düşüyor. Bunun üzerine Louis 4. kattaki dairesinden aşağı iniyor ve yerde yatan eşini sürükleyerek eve çıkarıyor. Bir görgü tanığı hemen acil yardım hattını arıyor ve Louis'e neden onu yukarı çıkardığını soruyor. Louis ise zaten öldüğünü söylüyor. Sonradan gelen pişmanlık ve şokla yüzünü elleriyle kapatıyor. Eşinin cesedini eve bırakıp bir bez parçasıyla geri geliyor. Tüm kırmızı sıvıları temizlemeye çalışıyor. Ardından duş alıp arabasıyla oradan ayrılıyor. Bu arada birkaç bölge sakini kaldırıma düşen birinin bedenini toplayan bir adam gördüğünü bildirmek için polise ihbarda bulunuyor. Louis evinden 300 km uzakta bir otoyolda kaza yaptı ve bu şekilde yakalandı. Yapılan otopside Tatiana'nın ölümü düşmeye bağlı değildi. Mekanik anafilaksi yani nefessiz bırakılmıştı. Balkondan düşmesi mahkemede Louis'in anlatacağı üzere intihar değildi. Düşmeden önce ölmüştü. Louis tutuklandı ve mahkemesi 7 gün sürdü. Tanıkların bazılarının ifadelerine göre Louis Tatiana'nın çok açık ten rengiyle dalga geçerdi. Hoşuna gitmezse kıyafetlerini mahvederdi. Giyeceği her şey Louis'in onayından geçmeliydi. Kazandığı para Louis'in kontrolündeydi. Tatiana'nın telefonuna bakmak için balkon trabzanlarına çıktığını ve intihar etmekle kendisine şantaj yaptığını söyledi. Tüm delillere rağmen eşinin balkondan kendisinin atladığını, intihar ettiğini söyledi. Hakim tarafından eşinin cesedinin alınıp binaya getirilme gerekçesi sorulduğunda Louis şu cevabı verdi. Mantıkla analiz edilebilecek bir sebep yok. O an sahip olduğum dürtü buydu. Onu aldım ve eve taşıdım. Sanığın savunma avukatlarından biri sordu. Tatiana'nın cep telefonunda bir şey olduğuna dair şüpheleri asılsız mıydı? Telefonunda bir sorun yoksa neden ona cep telefonunu göstermedin? Yoksa var mıydı? Bu kadını gerçekten sevdin mi? Louis ise telefonunda bir şey yoktu. Her zaman böyle değildi. Eşim benim için çok değerliydi. Tatiana'yı çok sevdim. Hayatımın kadınıydı. Tüm hatalarıyla, çekiciliğiyle, hileleriyle hala onu seviyorum dedi. Ayrıca Tatiana'nın ailesinden işlediğim tüm saldırganlık için özür dilemek istiyorum. Aynı sebepten ailemden özür dilemek istiyorum. Tatiana'yı ben öldürmedim ve Brezilya'daki tüm kadınlardan bunun için af diliyorum dedi. Mahkeme Louis Philip Manva'yı cinayet ve adaleti engellemekten suçlu buldu ve 31 yıl 9 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mağdurun ebeveynlerine tazminat olarak 100 bin Brezilya reali ödemesine hükmetti. Tatiana Spitzner'in hikayesini dinlediniz. Başka bir dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.